Colin ve Zack kahramancılık oynayacaklar. Peki Nicholas, Bodega Bayoko'nda sevdiğin şeyler nelerdir? Etkinlikler, her şey. Peki büyüdüğünde ne yapmak istiyorsun? Dünyadaki her işi. Tebrikler Nicholas Green. Calabria Far West. Çocuğun klinik olarak öldüğü açıklandı. İtalya'daki soyguncular Bodega Bailey'li 7 yaşındaki çocuğu vurdu. Nicholas Etkisi. Nicholas Green Derneği. Pişmanlık ve minnettarlığın göstergesi olacak altın bir madalyon. Bu sabah Roma'da düzenlenen törende İtalya Başbakanı tarafından Reginald ve Margaret Green'e hediye olarak verildi. Hepimiz biliyoruz ki Nicholas'tan geleceğini çaldılar. Bu geleceğin başkasına tanınması gerektiği düşünülüyordu. Aslında bence bu geleceğin başkasına tanınmamış olması mahrum bırakan korkunç bir davranış olurdu. İtalya'nın aileye özel bir saygı töreni düzenlemesinin nedeni bu ülkede organ bağışlayanların sayısının az olmasıdır. Yardımcı olan bu 7 kişinin yanı sıra Nicholas Etkisi adı verilen bir kurum da vardır. Başkaları tarafından yapılan bağışlar artış gösterdi ve daha fazla insan organ bağışı kartlarını imzaladı. Bu trajedi Green ailesinin Güney İtalya gezintisi sırasında yaşandı. Nicholas ve kız kardeşi arabanın arka koltuğunda uyudukları sırada otoyol soyguncuları tarafından sıkıştırıldılar. Reginald Green birkaç el ateş eden saldırganlardan kaçıp kurtulmaya karar verdi. Bir süre kurşunlardan birinin oğlunun başına isabet ettiğini fark etmedi. Nicholas komaya girdi ve 2 gün sonra hastanede hayatını kaybetti. Sağlığı mükemmeldi. Ancak yaşamını yitirmişti. Artık asıl Nicholas bu bedende değildi. Asıl Nicholas bambaşka bir yerdeydi. Kalbimizde ve anılarımızdaydı. Hala günde 100 kez Nicholas'ı o küçük komik halleriyle hatırlıyorum. Ama bu beden artık gerçek Nicholas değildi. Bu yüzden onu incitecek bir şey yapmıyorduk. Ancak başkalarına yardım edebilecek bir şey yapabilirdik. Uyuyan bir çocuk gibi görünmeden önce, artık makinelerin onun yerine nefes aldığını, ciğerlerine zorla hava taşıdıklarını ve kalbini çalıştırmaya devam ettiğini öğrenmiştik. Hayatını kaybettikten sonra bu makinelerde olması fikrinden nefret etmiştim. Nicholas'ın vücudunu eve getirdik ve buradaki bir mezarlığa gömdük. Orada hiçbir şeyden vazgeçmiş değildik. Küçük, üstü açık bir tabut hazırlayabilirdik. Çocuklar onunla konuşurken o hep dinledi. Onları görmezden gelmedi. Yüzünde hep bir gülümseme var gibiydi. Başkaları oynamadığında o her zaman çocuklarla oynardı. Kimseye karşı kabalık etmedi. Bodega Bay Okulu'ndan küçük Nicholas Green bir melekti. Kısacık 7 yıl içinde görevini yerine getirerek hepimizi etkileyen bir melek oldu. Öğrettikleriyle yalnızca beni değil, ailesini, öğrencileri, çalışanları, toplumu ve tüm ülkeyi derinden etkileyerek çok güçlü bir melek oldu. Bize 4 yaşındaki kızını kaybettiğini yazan bir hanımefendi vardı.
Yazdıklarında kızının şiddet olmayan bir yerde Nikolas'la oynadığını hayal ettiğini söylemişti. Birçok insandan buna benzer hikayeler duymak, daha hassas bir dünyanın var olabileceğine dair bana umut veriyor. Veya onların, gözlerim yaşarmadan bunları düşünemiyorum. Sabahları okula göndermeden önce çocuklarına daha fazla sarılıyorlar. Çünkü hayatın değerini fark ettiler. Kararımızı verdikten sonra hastaneye gittiğim son gün Birse dede yatıyordu ve odaya girdiğimde ilk gördüğüm şey çilleriydi. Sonra kendi kendime düşündüğümde keşke onları da kullanabilselerdi. Bir şekilde kendimi organ alıcılarına yakın hissediyorum. Onlar artık Nikolas'ın organları değil, alan kişilerin, ama yine de kendimi onlara yakın hissediyorum. Çünkü onlara yardım edebildik. 7 alıcı vardı. Bu bizi şaşırttı çünkü bilirsiniz bu hiç aklımıza gelmezdi. Bu işte acemiyiz, Tanrı'ya şükür. Bir tanesi oğlumuz hayatını kaybettikten sonraki 2 gün içinde gelmişti. 15 yaşında küçük bir çocuk vardı. Nikolas'ın 7 yaşında olduğu boydaydı. Derin komada olan bir kadın vardı. Devamlı komaya giriyordu. Sonra kornealardan birini alan bir adam vardı. O zamanlar kör olmak üzereydi. Şimdi çocuklarını görebiliyor. Bu konuda bize oldukça duygulandırıcı bir mektup yazdı. Bu insanlar oldukça hastaydı. Ve tabii ki bizim için onların hayat hikayelerini öğrenmek olaya fazladan bir boyut katmıştı. Çünkü ailelerinin yüzündeki sevinci gördük. Şimdi de kendilerinin yüzünde. Ölümün gölgesinden dönmüş olmanın sevincini görüyoruz. Ve bu da tabii ki bizim acımızı dindiriyor. Bu ülkede genelde bu iş isimsiz yapılır. Genellikle alıcı donörün kim olduğunu bilmez ve donör ailede alıcıların kim olduğunu bilmez. İsimsiz olarak iletişim kurabilirler ve bazen hastane onay verirse iki taraf tanışabilir. Bu kararı vermek için birlikte olmamız bize yardımcı oldu. Bence ben veya Maggie orada yalnız olsaydık, karar vermek çok daha zor olurdu. Karar verme zamanı geldiğinde bir araya gelen birçok aile ferdi orada oluyor, birbirine destek olmaya çalışıyorlar. Ancak şunu söyleyen biri çıkabilir. Onun bunu isteyeceğini sanmıyorum. Belki organ bağışlamanın doğru adım olmadığını savunan biri olabilir ve bunun kişinin isteyeceği bir şey olduğunu bilmiyorsa durum daha zor hale gelebilir. Böyle bir zamanda bir kişinin sesi bile herkesi şüpheye düşürebilir ve bu da her şey olduğundan daha zor hale getirir. Bence Rek ve ben şanslıydık. En başından beri gerçekten uzlaşmıştık. Bizim için bunun en doğru seçim olduğu apaçık ortadaydı. Prosedür oldukça basitti. Düzenlenmiş bir protokolleri olduğunu biliyorduk. Ve bizden tüm istenen bu kararı aldığımıza dair hazırlanan formları imzalamamızdı. Onayladığımızda yürürlüğe konacak bir protokolleri vardı. Hiçbir hata olmadığından emin olmak için düzenli testler yapılacaktı. Uzmanların çağrılması ve düzenlemelerin yapılması gerçekten çok dikkatli hareket ettiklerini hissediyorduk. Hata yapmayacaklardı. Bunu daha önce defalarca yapmışlardı ve ne yapacaklarını gayet iyi biliyorlardı. Maggie ve benim için yalnızca organ bağışlama kartını imzalamamızın yeterli olmadığını öğrenmek büyük sürpriz oldu. Bunu söylediğim insanların hepsi de en az bizim kadar şaşırmıştı. Hepimiz organ bağışlama kartını imzaladığımızda gerisinin kendiliğinden geleceğini düşünmüştük. Durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Aileniz bunu imzaladığınızı bilmiyorsa, böyle bir durumda hastaneye geldiklerinde onlara da danışılıyor. Oraya gidiyorlar ve doktorlar onlara da soruyor. Kartı imzaladığınızı ve bunun doğru şey olduğunu düşündüğünüzü öğrenmeleri oldukça büyük bir fark yaratıyor. Dileklerinizi yerine getiriyormuş gibi hissediyorlar.
Bu durum insanlar organ bağışlama kartını imzaladıklarında ve bundan kimsenin haberi olmadığında ortaya çıkıyor. Aile için onaylamak daha zor bir hale geliyor. Bunu hafifleten tek şey ise bunu yalnızca bir kez yapacak olmanızdır. Sürekli gündeme getirmek zorunda olduğunuz bir şey değil. Bu kararı aldığınızda en yakın akrabalarınıza söylerseniz küçük tartışmalar yaşanabilir. Yalnızca bunu yaptığınızı söyleyin. Sonra öğrenirler. Belki de kim bilir, onlar da kendi organ bağışlama kartlarını imzalamaya karar verebilirler. Hatta belki daha fazlasına neden olabilir. Ancak yapılan işlem oldukça basittir. Bu ülkede bir organın yetersizliğinden dolayı her gün 20 kişi ölüyor. Ne kadar kötü bir sonuç. Herhangi bir zamanda organ bağışı bekleyen 100 bin kişilik bir liste var. Öyle ki bunu İtalya'da yaşanan ciddi bir sorun olarak görsek de aslında dünya çapında yaşanan bir sorun. Ancak tabii ki çözümü olan bir sorun. Onun çok özel bir çocuk olduğunu düşünürdük. Oldukça zeki bir çocuktu. Aynı zamanda da çok iyi kalpli bir çocuktu. Biliyorum ki bu onun da bizden yapmamızı isteyeceği türden bir karardı. Gerçek şu ki bunun Nicholas etkisi olarak bilinmesi benim için çok makul oldu. Şansı olsaydı yapacağı şeyler böylelikle yapılmış olacaktı. Nicholas'la geçen günleri hatırlayacağız.